İyi, yemeklerin üzeri kapanmış. Kapandı. Hani dün... Dedikodu yapmasınlar diye kapattım. Ama dün neydi öyle ya? Ay neydi? Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Sen birincilik... dut yemiş bülbül kesildin hepsinden. Ben hiç konuşmadım sen ki. Sen ağzını açamadın. Açamadım. Neyse bunların dışında tutman kendini öyle. Çok iyi oldu İrem. Benim suçum ne? Ben küçük bir kızım, zararsızım. Senin gözleri yeşil mi? Ela gibi. Ela karışırlarsa çok kirpiklerden göreme. Evet. Karışırlarsa bela. Ela'yım, bana karışan olursa bela'yım. Hoş geldiniz. Merhaba. Fakir annemize. Merhaba. Tokalaşıyor merhaba. Muyduk? Merhaba. Merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldin Seda, Murat. Merhaba. Merhaba, buyurun, buyurun. Yıldız. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Şıksın. Teşekkür ediyorum. Diplomat gibi sizin kadar vallahi. Değil ama. G8 zirvesi nasıl geçti? Gel, gel. Kim eksik? Ben geldim. Aa, Veda, nasıl geçti? Casper gibi ne? Geldin, geçtin, anlayamadık. Gel, gel, otur, otur. Oturmaz mıydın? Nasılsınız bugün? İyiyiz, varım. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Evet. Merakla, heyecanla. İrem'e geldik, yemeklerine evet. geldik, masasına geldik. Buyurun değerlendirin. Çok teşekkür ederim. Pembiş bir kız. Çok yakışmış. İrem'in şıklığı, cicişliği. Yöresel giyindi sanırım. Yöresel. Yöresel. Niye yorum yapmıyorsunuz? Düşmanınız mıyım ben sizin? Belki beğenmedik. Beğenmediniz mi? Belki beğenmedik. Tamam, yemeklerini neyi? Beğenirsiniz. Neyi beğenmediniz? Masayı mı? Yok, siz sordunuz ya işte nasıl buldunuz diye. Banda nasıl falan güzel. Yemek yaparken çıkarmadım hiç bile. Hiç çıkarmadım, kafamdaydı hep. Ama böyle değildi, tamamen topluydu. Evet. Ha, toplamıştın. Dün o kadar söylemlerimin arkasından evet. zaten bugün açık saçla yemek yaptım deseydiniz gerçekten. Komple bir depresyon topuzu vardı. Üstüne de bununla bağladım. Hiç açık değildi yani. Evet. Depresyon mu? Depresyon topuzu diyoruz ya, biz ev topuzu yapıyoruz. Ha, onun adı depresyon mu? Evet, evet, depresyon. Depresyon hırkası, depresyonu yani ilk defa duyuyoruz. Öyle bir depresyon topuzu yani tercihen, olmasa... Yani tercihen saçları fönlü falan olsaydı. Sonuçta biz hanımefendiye misafir geldik. Hani daha böyle şık olabilirdi. Ama bence dün basit... de saçı açık diye eleştirildi. Saçını savura savura yemeklerini koyuyorsunuz. Olsun ya, yani bir fön çektirebilirdiniz yani. Yani üstten hani dökülmeyecek biçimde. Üstü kapalı ya, dökülme üstten hani buradan kırılır. Niye kendi doğal haline güzel kıvır kıvır? Biz maşa yaptırıyoruz saçımız böyle olsun diye. Ne güzel. Şimdi ben yan yana ikinizi, kuaför gözüyle aynen, ikinizi değerlendirdiğim için sizin saçınız hanımefendi saçı. Ne alakası var? Yarışmacı o, mutfakta yemek yaptı bilmem yani, ne ben. Turuncu daha şık olur diye düşünüyorum. Süslenip geliyorum yani, o şimdi yemek yaptı 2,5 saat. Bence gayet zamanı hoş. Kalmadı mı ki acaba süslenmeye? Bilmem, zamanı kalmamış mı? Yo, giyindim, hiç de zamanım kalmadı. Açık arıyorlar şu an. Zamanı kalmadı mı, yetiştirebildi mi, yetiştiremeyecek. Soracağız tabii. Yetiştirebildiğim için şu an açık arıyorlar. Hani ne yapsak da sabote açık ara. Diye. Açık yok ama yani hiçbir şekilde açık yok. Peki açık. Ben sorumu yöneltmek istiyorum. Tabii, öyle buyurun, sorun mu bekliyorum. Var? Bekliyorum. Sorun, evet. Bir sorun mu var? Şandım zırhımı nedir? İnşallah, inşallah yoktur. Dün Seda Hanım'a da sorduğum gibi masayı önce mi daha sonra mı hazırladınız? Masayı şöyle hazırladım. İlk önce etimi düdüklüye koydum. Sonra iki çeşit hamurum vardı. Birisi katmer hamuru, ya ona bir tanesi ekmek ona hamuru. Bütün bunların hepsini yoğurdum. Bunları mayalamaya bırakıp öyle döndüm. Üçüncü bir hamurum da içli köfte hamuruydu. Yani deli işi yaptım. Bir sihirbaz görse bu 2,5 saatte sihirbazlıktan yalnız, emekliye ayrılırdı. Ben sadece şeyi sordum. Yani hani sürenizin evet, başında mı sonunda mı? Başında da hazırlamadım, sonunda da hazırlamadım. Üstünü yani önce hazırladınız ama. Önce de hazırladım. Yani işleriniz... David'i arasanız zaten. Yemek evet, David Copperfield gelse istifa ederdi. Yani 2,5 saat. Zaten emekli oldu galiba. Ben hala sorumun cevabını alamadım yalnız. Üstünü evet kapatmadım. Kapatmadım çünkü siz kapatmaya dün... gerek bir zaman olmadı. Hani orta siz, zamanlarda yaptım. Siz dün hanımefendiye sonuç itibariyle önceden kurdunuz sofranızı. Ama hiçbir biçimde ne toz ne hiçbir şey. Buyurun bakın. Şu anda. Var mı bir şey yani? Hani bir şey. Işte, yani bir şey olması için değil ki. Bir saniye şunu da şu olması şekilde. Olması için değil zaten. Bahane için soruyorsunuz şu anda. Yok, bahane için değil. Dün veremem. O kadar gündem oluştu. Onun üzerine ben daha dikkatli olursunuz bir şey diye düşünüyorum. Bir şey bez de örtsem bezin de içinde yok, yok, küçük küçük şeyleri var. Tozcukları var. Onu da örtsem bardağın içine doluşurdu yani. Hani. Bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle de bir şey olmasın. Hani sanki yarışmacılar masayı kurarken üzerlerini kapatmak zorundalar da o onu yapmamış
veyahut Seda yapmamış gibi bir durum da algılanmasın. Öyle bir durum yok. Yani isteyen kapatır, isteyen kapatmaz. Tabii ki. Bizim öyle bir mecburiyetimiz yok Yıldız'cığım. Yani üstüne branda çekeceksiniz illa bir örtü. Örten örtüyor, örtmeyen örtmüyor. Bu bir, hani bir steril anlamında. Anladın sonuç mı? Yani hali burada o da devam ediyor. Mesela ya. Şöyle bir şey oluyor. Bazen bir şeyleri kapatıyorlar, o kapattıkları şeyin materyali döküyor. Düşüyor, mesela geçen iplikli bir şey yapmış, iplik çıktı. İplik çıktı. Örtüsün ipliklerden oluşuyordu yani. Mesela. Bunu örterim ben. Birisi işte. Yemeğin üstünü örtmüş, kirli havluyla mesela. Bundan şimdi o da iş değil, anladın mı? İşte doğru yapmak. Yani doğru aslında, yapmak lazım. Doğru yapmak aslında. Lazım. Ya kimisi diyor ki bardağın üstünü kapatmadım mı? Kimisi diyor ki kapatmam ben diyor yani. Niye kapatayım üstünü? Yarışmayacağı gelince doldururum diyor mesela. Yok. Artık çorbalara geçelim. Evet, topalak çorbası. Topalak çorbası yaptım. Dün bahsetmiştin. Evet. Türk mutfağını, Anadolu mutfağını sevdiğini. Tabii buyurun. Ben kimsenin mutfağına bakmayacağım ama bakmak istiyorsanız. Ben bakmak istiyorum eğer bir mahsur yoksa. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Bu bardağın tabağın hali nedir? Nedir? Böyle. Ben de gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Benim tabağımın içinde de... O benimki mi? Bu sizinki. Bir de hani bizi boş verin de Zuhal Hanım'a yani. Bakayım. Hayır, kim olduğu önemli değil de bu ne bu yemek lekeleri? Aynısı bir tabağımın içinde de var. Kontrol etmemiş sanırım arkadaş. Evet, bu halde aldım. Tabağımın içinde de var zaten. Zuhal Hanım, benim de tabağımın içinde var. Bakayım. Şurada var. Fiyasko. Hayret, bana denk gelmemiş. Yani, şurada da var hani. Aynısı burada da var. Yani. Bunu değiştirebilirsin. Herkes görebilir. Aynısı. Niye bakmadan? Ben evden getirmedim bunları. Buradan. Bizim tabaklar mı? Evet, bu şekilde aldım. Hani kontrol etmem. Ama yıkaman lazım. Kontrol etmem. Pardon, bir şey söyleyeceğim tatlım benim. Şöyle bir durum var. Bizim takımlarımızı kullanabilirsiniz. 3 farklı takımımız var. Örtülerimiz de ona keza, tabaklarımız, çatallarımız, her şeyimiz var. Ne isterseniz. Fakat şimdi bunu kullanan yarışmacılar var. Yani şimdi onlar kullandıktan sonra temizlemek, kontrol etmek, arkadaşlar yıkıyorlar, ediyorlar, bulaşık makinesi giriyor ama böyle kalabilir. Bu sizin kontrolünüzde. Biz herkesten böyle sonra dedi, hani tabakları... biz kontrol etmek zorunda. Eğer bizim takımlarımızı kullanacaksanız siz kontrol edeceksiniz. Ben böyleydi diye, hani kendim getirmedim şimdi diye böyleydi güvenerek diye de devam edeyim. Olmaz ki. Yani buruşuyor mesela örtü. Böyle bırakmışlar. Siz ütüleyeceksiniz, siz hazırlayacaksınız. Bunlar için ekstradan sabah erken getirtiyoruz ki size. Bütün bunları hazırlayın. Yani süre dahilinde değil bunlar. Evet. Sabahtan nasıl? Sen dün yarıştın. Evet. Geliyorsun. Sizler oralarını kontrol görmüyorsunuz et, tabii. Bütün hazırlıkları. Bütün ocaklar nasıl çalışıyor, neresi ne yanıyor, fırın nasıl ayar. Sen istersen onu değiştir, zaman kaybetme. Tamam, ben bunu değiştireyim. Nasıl alet edevat nereden çalışıyor bilmediğiniz bir mutfak sonuçta. Arkadaşlarımız bir saat briefing veriyorlar burada. Şimdi tabak çanak biz veriyoruz diye her şeyine de biz bakacak halimiz yok. Gözünden kaçabilir arkadaşların, bir temizlikçimiz var, yardımcımız. Ayrıca bulaşık makinesi giriyor ama kalabilir. Bulaşık makinesinden kendi evimize de çıkarttınız ama siz onunla bakmak durumundasınız. O bizim işimiz değil ha. Sakın yanlış anlaşılmasın. Doğru söylüyorsunuz efendim. Zaten sorumluluk hanımefendi olduğu için ben özellikle bilerek kameralara ve size karşı gösterdim. Ben bakabilir miyim? Çünkü hoş tabii değildi ki izin verdi. Görüntü olarak. Olabilir. İnsandır, onlar da şey yapamayabilirler yani, olabilir, herkes kullanıyor bunları. Ama yani onları tekrar masaya sıfır halinde getirmek sizin işiniz. Kesinlikle, kesinlikle onun sorumluluğunda. Bir de bu bariz, hani bazen ufak tefek tozlanmaz var, onu diyorum önemli değil, uçuyor kaçıyor ama yani bu kadar baya baya bulaşık. Masa düzeni düne göre biraz daha renkliydi. Aslında yine üstü örtülmemişti. Sadece bugün toz yoktu. Yemek lekelerini zaten ben buldum. Gördünüz. Zuhal Hanım'ın önünden ben aldım. İrem Hanım'a da gösterdim. Herkes bir şoka girdi ama benim gözümden kaçmaz. Masa düzeni ortadaki o fanus bile benden aldı zaten. Ekmeklik sofranın ortasındaydı. Masanın ortasında ne alaka onu da çözemedim zaten. Ve tabaklarımız çok kirliydi. Hiç kontrol etmedim. Tamam, buradaki tabakları tabii ki de kullanabilir. Herkes evinden getirmek zorunluluğu yok yani. Ama özellikle Zuhal Hanım'ın tabağının kenarı komple yemekti yani. Zuhal Hanım bile gördüğünde gerçekten şok oldu. Hepimiz şok olduk zaten. Benim dünkü masama o kadar laf etti İrem Hanım. Yok şurasında tozluydu, yok dökülen tuza ekmek kırıntısı dedi. Ona rağmen o zaman bu kadar daha özenli olması gerekiyordu. Yani yaptığı boş iddianın altını dolduramadı.